Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizin modelini hem kızlarımız hem de erkek bebeklerimiz için kullanabiliriz. Çok çok güzel bir model. Ben 3 tane rengimi kullanarak çalıştım. Bir de ana rengim 4 tane renk üzerine çalıştım. Sizler dilerseniz 2 renk ya da daha fazla renklerle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Yine Aynı modelimizi kız bebeklerimize ya da çocuklarımıza uygun renkler kullanarak kız çocuklarımız için de örebilirsiniz. Çıtır çıtır çok güzel ee, örmesi de güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi ölçülerimize bakalım. Hem kalan ipleri değerlendirme adına da güzel bir çalışma. En üst kısımdan en alt kısma kadar ölçtüğümde 35 santim kolumuzun altına bakıyoruz. 11 santim kol altı. Kol altından sonraki gövde uzunluğuna bakalım. 23 santim gövde genişliğimiz önce bir omuzdan diğer omuzumuza bakalım bir omuzdan diğer omuza 33 santim kol altından diğer kol altına 30 santim çalışmamız. Şöyle arkasına bakalım. Arkası roba kısmını düz olarak ördük. Aşağıda renkli bir şekilde çalışmamızı tamamladık. Açarak görelim bir de. Şöyle yeleğimizin düğmelerini açtım. 4 tane düğme kullandım. Ve siyah düğmeyi tercih ettim. Green'in üzerine. Yeleğimiz bu şekilde. 1 bir, bir buçuk yaşına uygun bir çalışma. Daha küçük de örebilirsiniz. Tamamen zevkinize göre. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. buçuk numaralı tığımı kullanarak 80 tane zincir çekmeye başlıyorum. İp hangi marka kullanırsanız kullanın hiç fark etmez. Ben Nakun'un rekor marka ipini kullanıyorum. Şöyle birinci düğümümü attıktan sonra arka arkaya eşit ayarda zincirlerimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tek tek saymayayım 80 olunca görüşelim. Zincirlerimi çekerek tamamladım. Şimdi en son 2 tane zincirimi geriye çekiyorum. 1 ve 2. Üzerine de 2 tane zincir ilave ediyorum. Tığımın başını dolayarak geriye çekildiğim ikinci zincir içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir ilerisindeki zincirime girerek trabzanımı örüyorum. Birer birer zincirlerimizin içerisine girerek trabzanlarımızı örüyoruz. Bir defa başını doluyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum alıyorum. Sıradaki zincirimin içerisine girerek trabzanımı örüyorum. Toplamda 14 tane trabzanım olana kadar örmeye devam ediyorum. Sayalım. 1 dönüşteki bakınız. 2 3 4 6 8 10 4 tane daha örelim. 13 ve 14. 14 tane trabzanımı zincirimin üzerine ördüm. Geçişler için araya ikişer zincirimizi çekiyoruz. Her bölümümüzden diğer bölümümüze geçişte iki tane zincirimiz hem artma hem de ayrım yeri olarak ayarlayacağız ve iki zincirimizi çekeceğiz. Şimdi burası ilk önümüzde kolumuza geçeceğiz. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. kolumuz için öreceğimiz 14 trabzanımıza başlıyoruz aynı zincir yuvasına batmıyoruz hemen yanındaki zincirimizin içerisine girerek örüyorum aynı yere batmıyorum yanındakine batıyorum toplamda 14 trabzan da kolumuz için birer birer örelim Evet kolumuz için olan bölümümüzü de ördük her bölümümüzü iki tane zincirimizde ayırıyoruz yeniden bir iki zincirimi çekiyorum. Arkam için 22 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Yine aynı trabzana batmıyorum. Aynı zincire bakınız. Yandaki zincire batıyorum. Ve birer birer örerek yeterli sayıma ulaşmaya çalışıyorum. Dışını doluyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. 22 trabzan sayımızı ulaştık. Şöyle göstermek istiyorum. 2 tane zincirimizde kolumuz için olan bölümüme geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batmadan diğer zincirimin içerisine girerek 14 tane trabzanımı örüyorum. Yine aynı şekilde 14 tane trabzanımızı örüp 2 zincirimizi çekelim. Son bölümümüz olan diğer ön parçamızı da yine 14 trabzan olarak örelim ve zincirimizin tamamını örmüş olarak yeniden görüşelim. Bütün bölümlerimizi örerek tamamladım. 14 önümüz, 14 kolumuz, 22 arkamız, 14 ve 14 kolumuz ve önümüz olarak bölümlerimizi tamamladık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Bitirdiğim yönden 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Arkasını çeviriyorum. İkinci sıramı birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum zincir yerime kadar. Her birinin üzerine batıyorum. İlk trabzanımızı zincirden ördüğümüz trabzanımıza sayıyoruz. Şöyle ikinci trabzan üzerinden başlıyorum. Üç defa da yine çekiyorum. Bir, iki, üç. Hepsine üçer üçer şuradaki minik gözlerin içerisine bakın şöyle. Minik gözlerin içerisine giriyorum. 1 2 3 zincirimize kadar örelim. 14 trabzanımızın 14'ünü de ikinci sırada ördüm. Şimdi zincirimin bulunduğu noktanın hemen yanına geldim. En son trabzanımı örerek. Şimdi zincir içerisine iki tane trabzan örerek artışımı başlatıyorum. Hemen alttan şöyle kavruyorum. Bir tane ördüm. Tığımın başını doluyorum. Alttan ikinci trabzanımı da örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra bir, 2 zincirimi çekiyorum. Yeniden tığımın başını dolayarak kolum için artışımı yapıp kolumu örmeye başlıyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Birer birer başlıyorum. İlk trabzanını ördüm. 2 artışımı yaptıktan sonra sonrasında 14 trabzanımın tamamını örüyorum. Zincir yerimize kadar iki tane artışımızı yaptıktan sonra örerek geldim birer birer. Yeniden ayrım yerindeki zincirimizdeyiz. İki tane artışımı yapıyorum. Kolumuzun hem sağından hem solundan artışlarını yaptık ve şu şekilde tamamladık. İki zincirimi çekiyorum. Yeniden aynı noktaya arkamız için iki tane daha artışımı yapıyorum şöyle görelim 2 artış zincirden öncesi kolumuz için zincirden sonrası arkamız için ve birer birer bütün trabzanlarımı örerek ilerliyorum her bir trabzanımın üzerine bir tane batıyorum ve devam ediyorum birer birer ördükten sonra yine, Ayrım ve artış yerine gelince iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanı tıpkı burada ördüğüm gibi örüyorum. Sonra en son önümüzde kolumuzda da yine aynı işlemi yapıyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan ve önümüzü tamamen ördükten sonra yeniden görüşelim. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. En son zincirden döndüğümüz trabzanımıza lütfen dikkat edelim. Bunu da örmeyi unutmayalım. Yoksa önümüzde eksilmiş oluruz. Şöyle 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. E, hemen üst sıraya bakacağız ama öncesinde yaptığımız işlemimizi şöyle yere bırakarak görelim. Şöyle daha dönüşü olacak. Evet yakamızın 1 ve 2. sırasını bu şekilde ördüm. Şöyle bakalım. Arkamız, kollarımız ve önümüz. Üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramızda aynı şekilde bütün işlemlerimiz birebir e, tekrar ikinci sıramızda yaptığımız gibi. Trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. İkinci trabzanıma battım. Aynı yere batmadım. Yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak biraz büyütelim. Artışlarımız yeterli olsun. Roba kısmımızdan. Şimdi biraz zinciri yerimize gelebilmek için hızlanıyorum. Son trabzanımı ördüm. Yine zincirimin şöyle altından üzerine batmıyorum. Bir ördüm bir tane daha ördüm 2 2 zincirimi çekiyorum 1 2 yeniden batıyorum 1 ve 2 Evet bu sıramızı ve bundan sonra öreceğim sıralarımda 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak artalım ve biraz büyüttükten sonra yeniden görüşelim Robamızı ikişer ikişer artırarak örmeye devam ettik ve 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamda 8 sıramızı ördüm. 9. sıramızdan itibaren ben başladım önümüzü örmeye. buradan artık kollarımızı birleştirerek şu şekilde bir bütün halinde örmeye başlayacağız. 9. sıramı örerek geldim. Kolumun altının bulunduğu yerdeyim. 2 tane artışımı yaptım ve toplamda 1 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Kolumun altına istediğim genişliği veriyorum. Ve diğer bölüm olan ayrım yerine geliyorum. 2 artışla buraya ördükten sonra 1, 2. Arkamdan birer birer bütün trabzanlarımı herhangi bir işlem yapmadan örerek diğer koluma kadar ilerliyorum. Arkadan birebir bütün trabzanlarımı örerek geldim. Yine artma yerindeyim. Yani hem de ayrım yeri olan kısımdayım. İki trabzanımı örüyorum. Bir ve aynı yere ikinci trabzanımı örerek son artışımı yaptım. Ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Büküyorum. Tığımın başını dolayarak önümden örmeye başlıyorum. Yine zincir içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ve birer birer uç kısma doğru ilerliyorum. Yeleğimizin robasını örerek tamamladım. Birleşme noktalarını yapmıştık. Altışar zincir çekerek arkamızı ördüm. Tekrar altı zincir çektim. Diğer tarafımı da tamamladıktan sonra şimdi modelimizi uygulamaya başlayabiliriz modelimiz çok çok kolay bütün örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın bile rahatlıkla yapacağı bir model 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum bitirdiğim yönde örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma gelerek batıyorum ve bir trabzan örüyorum 3 zincirimi ördüm. Bir trabzan atladım. ikinci trabzana bir tane tırabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere girerek bir tane daha trabzan örerek bir tane V oluşturuyorum. Araya zincir çekmeden tekrar tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. trabzanıma gelerek batıyorum. Bir trabzan. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere trabzanımı örerek beğimi oluşturuyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanıma batıyorum İki tane zincir tekrar aynı noktaya batarak beğimi oluşturuyorum bu sırada tamamen beylerimizi oluşturarak öreceğiz bu sırayı tığımın başını doluyorum 1 2 3 aynı yere 1 2 3'e batıyorum. 2 tane zincir. 1 2 3 Kol altına kadar ilerleyelim. Kol altına doğru V'lerimizi örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 tane V'miz oldu. Şimdi birinci trabzan atlıyorum. ikinci trabzan atlıyorum. Kol altına çekmiş olduğumuz zincirin ilkine girerek beyime yani 3. zincire batmış oluyorum. 2 trabzan bir zincir. Tığımın tekrar üzerine ipimi alıyorum. 1 2 3 batıyorum. 2 tane zincir. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 batıyorum. 1, 2, 3. Diğer kol altına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Arkadan beylerimizi kurarak geldim. Şöyle görelim. Yine kol altımızın bulunduğu noktadayım. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanım burada var. 2 ve 3. zincirimin içerisine giriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincir içerisine giriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3'e batıyorum. Başa kadar aynı işlemlerimizi tekrar ederek ilerliyorum. V'lerimizi kurarak sıramızın uç noktasına kadar geldim. En son diğer kenarda olduğu gibi bir tane trabzanımızı sondaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir, iki defa alıyorum. Üçüncü kez ikinci rengim olan kırmızıyla kapatıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. İplerimi sıkıştırıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum örgümüzün düz yönündeyiz bakınız. Tığımın başını doluyorum. Şurada örmüş olduğumuz ilk V'mizin ardından giriyorum. Ardından şöyle bakın. Başını doladım. Ardından giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. V'min ardından girerek örüyorum. V'lerimizin ardından girerek ördüm. Her ikisini. Diğer bir trabzanı ise çekmiş olduğum iki zincirin içerisine ördüm. Şimdi araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. V'min sağ taraftaki trabzanına giriyorum. Ardından örüyorum. Ortaya bir tane trabzanımı örüyorum. Sıramın başını doluyorum. Diğer V'min yine ardından girerek örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız. Araya zincir çekmiyorum. Sıradaki V'min ardından giriyorum. 1 2 3 Başını doluyorum. Zincir içerisine giriyorum. 1 2 3 Başını doluyorum. Yine trabzanın ardından giriyorum. 1 2 3 defa da örüyorum. Şu şekilde güzel bir görünüm kazanıyor. Devam ediyorum. Ardından giriyorum. 1 2 3. İçerisine giriyorum. Ve yine ardından alarak örüyorum. Sıramızı bir uçtan diğer uca kadar bu işlemimizi tekrar ederek örelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. Uç noktadayız ve en son kenar trabzanımızı örelim. Bir defa doladım. Kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3 defada örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra kırmızı renkli ipimi buradan kesiyorum bunlar içerisinde kullanacağımız yardımcı rengimiz ve diğer tarafta mavi ipimiz kalmıştı mavi ipimizi alıyoruz mavi ipimizde hep buradaki beylerimizi kuruyoruz kenardaki kırmızı trabzanımızın en üst noktasına batıyorum ipimi alıyorum şu şekilde 1 2 3 3 tane zincirimi kenardan çıktım tığımın başını doluyorum 1 2, 3 3 tane trabzanımızı atladım. Bakın şöyle araya giriyorum. 1 2, 3 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Bakın ortadaki trabzanımızın hemen yanında yani B'lerimizin bulunduğu 2 tane B'nin arasına giriyorum. Şöyle bakarsanız bakın 3 tane tırabzanımız kalıyor. Kenar tırabzanımız ortadakine yine içe batarak örmüştük. Bu araya giriyorum. 2 zincir tekrar ve tığımın başını doluyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 atlıyorum araya giriyorum. 2 zincir atıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 İki zincir aynı yere batıyorum. Yeni yuvaları bu şekilde hazırlayarak uç noktaya kadar ilerliyorum. V'lerimizi sıramızın sonuna kadar kurarak geldim. Uç noktadayım. En son e, kenardaki trabzanımızın üzerine bir tane trabzanımızı örelim. Ve mavi renkle sıramız tamamlanmış olsun. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki bir tane trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 ve 3 şöyle ipimi uzatıyorum diğer tarafa geçiyorum diğer tarafa yeni rengimi bir tane zincir çekip bağlıyorum örgümüzün ön yüzü burası ve başlıyorum tıpkı kırmızı renkte yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ediyorum kenardaki bir trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum arkadan giriyorum 1 2 3 defa da alıyorum ortaya giriyorum tekrar ardından giriyorum 1 2 ve 3 İpimizi şöyle alalım daha sonra iplerimizi gizleriz tığımın başını doluyorum ardından giriyorum sağ taraftaki eğimizi örüyorum ortaya giriyorum. Tekrar ardından sol taraftaki V'mesi örüyorum. 3 defa da alıyorum. Tığımın başını tekrar doluyorum. Ardından 1 2 3. Ortaya giriyorum. 1 2 3. Diğer V'mi ve bu şekilde araya zincir çekmeden bütün V'lerimizi ortasına bir tane, bacakları ise Ardından girerek örüyoruz. Sağ bacağını, sol bacağını. Evet uç noktaya kadar ilerleyelim. Gri rengimizi örerek tamamladım. Son trabzandan önce bir tane V yapalım. Biraz önce bu V'yi e, buradan direkt e, geçiş yapmıştım. Ama bir trabzan kala mutlaka şu V'mizi yapalım. Ondan sonra örelim. Zaten e, ipimiz burada olduğu için hiçbir sıkıntımız olmayacaktır. Şöyle tığımın başını doluyorum giriyorum araya mavi rengimi alıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum buradan gri renkli ipimi de kesiyorum tekrar aynı işlemlerimizi mavi rengimizde yaparak diğer uca doğru ilerliyoruz örgümün yönünü çeviriyorum hemen trabzanlarımızı kurmaya başlıyorum şuraya ilk trabzanımı buraya kuruyorum 1 2 bakınız 1 2 3 3 atlıyoruz şöyle görelim aşağıda da iki tane V'miz. yukarıda da 1 2 3 bakın tam aralarına şöyle şu şekilde her bir V'mizin arasına yeni V'lerimizi örerek uç noktaya doğru ilerliyorum. Her V'min içerisine iki tane zincirimiz var. Sıramızın sonuna kadar geldim. Son V'mizi ördüm. Şöyle. Kenardaki bir tane trabzanımızı da örelim. B'mizden sonra 1 2 3. Örgümün düz yönü olduğu için buradan yeni rengime başlayarak devam ediyorum. Yani ipimin olduğu yerden ee, ikinci sıradaki griğimizin ters sıradan ördük. O yüzden ipimiz diğer tarafta kalmıştı. Düz yönden buradan başlayarak örmüştük. Buna dikkat edelim. Başka herhangi bir şekilde dikkat edeceğimiz bir nokta yok. Örgümüzün renkli bölümlerini hep düz yönden örüyoruz. Ve ilerimiz ise ipimiz hangi taraftaysa oradan örelim. Şimdi ben siyahımı kullanmak istiyorum. Trabzanımızın son kapanışını yeni rengimizde yapalım. O zaman daha muntazam olmakta. 3 tane zincirimi çektim. Mavi ipimi kesmiyorum ve başlıyorum. Şöyle arkadan giriyorum. Ortaya bir tane örüyorum. Arkaya tekrar. Arkadan renkleri istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Hangi renkleri kullanmak isterseniz tekrar arkadan istediğimiz boy olana kadar bu şekilde örerek devam edelim. Bir sıramızda ve bir sıramızda renkli ipimizle trabzanlarımızı örelim ve biraz büyüttükten sonra yeniden birlikte olalım. Renklerimizi değiştirerek yeleğimizi örmeye devam ediyorum. Mavilerimizde yuvamızı kurdum. Grimi, siyahımı ve kırmızı rengimi kullandım. Şu şekilde örgümüzün arka yönü de şöyle durmakta. Evet yeterli ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Renk geçişlerimizi yaparak sırasıyla ördüm. Her renk arasında mavi rengimizi kullandık. Kırmızı, mavi, gri, mavi, siyah, mavi, kırmızı, mavi. Yani mavilerimizde V'lerimizi yapıp yuvalarımızı kurduk. Diğerlerinde ise trabzanlarımızı örerek geldik. Şöyle çıtır çıtır çok güzel bir görünüm kazandı yeleğimiz. Yeterli ölçü oldu. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. Sadece renkli bölümü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördüm. Yeleğimiz için yeterli oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Düğümümü atıyorum. Trabzanımın tepe noktasından batıyorum. Kendisine battım. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi de alttan alıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere bir tane daha örüyorum. Başlangıcımızda birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Bir sonrakine 2 tane trabzan ürelim. 1, 2. Bir sonrakine 3. Bir tane 2, bir tane 3 olarak örüyorum. Eğer ipiniz kalınsa hepsini 2 olarak da örebilirsiniz. 3, 2, 3 ördüm. 2, 3, 2 ve 3. Eğer potluk yapacaksa arada bir tane 3 olarak örebilirsiniz. 3, 2, 3, 2, 3 ördüm. Devam ediyorum. 2 ördüm. 3 tane ördüm ve devam ediyorum. Eğer yığılma olacaksa 2 2 örelim tamamını arada bir 3 tane örelim. Önemli değil yani buradaki e, sayı. Şöyle bakalım eğer gayet rahatsa 3 2 olarak devam edelim. Yığılma olacaksa 2 2 devam edip e, kasılacak yerde 3. örelim. Uç noktaya kadar örerek geldim. Şimdi tam bitişten alt kısma geçiş yerindeyiz. 2 trabzanımı ördüm. İki tane daha ekliyorum dönüş yeri çekmesin diye bir iki şimdi beylerimizin bulunduğu alt yere geldik bir iki tane V'lerin içerisine bir tane arasına iki V içerisine bir iki bir tane araya 2 tane V'lere 1 2 bir tane araya şöyle görelim uç noktaya kadar ilerleyelim Yeleğimizin alt kısmını örerek geldim İki tane yuva içerisinde bir tane araya iki yuva bir araya şeklinde ördüm kenardaki tam dönüş trabzanımızı 4 tane ördüm 1 2 3 4 yine yanlara 2 3 ya da tamamı 2 olarak ipimizin kalınlığına göre yani çekmesin üzmesin bu ayarlamayı yaparak ya 2 ya da 3 trabzan aralıklarla örelim şimdi geçiş yapıyorum 4 trabzan yeterli hemen siyaha örüyorum 1 2 ve 3 3 tane siyahı ördüm diğer rengime 2 giriyorum 1 ve 2 3 örüyorum 2 ve 3 yukarıya kadar örerek ilerleyelim yakanın bulunduğu noktaya kadar trabzanları örerek geldim Şöyle e, işaretlerimi koydum. Bakınız buradaki bölümlerimizi iliklerimizi çalışacağız. 4 tane ilik yeri açacağız. İlk e, iliğimizi en üst kısma robamızın hemen bitimine daha sonra eşit aralıklarla 2 tane ilik de aşağıya çalışacağız. Bu şekilde işaretlerimizi yerleştirerek e, daha kolay çalışmamızı yapabiliriz. Şimdi son trabzanımızı örelim. 3. trabzanı robamızın üzerine örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip çeviriyorum yandan ikinci trabzanımı örüyorum İki trabzanı tamamladıktan sonra iliğim için bir iki tane zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum bakınız ikinci trabzanı yandan girmiştik atlıyoruz diğerini ardından örüyorum 2 zincir çektim bir tane trabzan atladım 1 tane yandan bir trabzan ardından lastik örgüsü yapıyoruz yandan ardından trabzanlarımızı 3 defa da örüyoruz İşaretimin bulunduğu yere kadar bu şekilde ilerliyorum yandan tekrar ya işaretimizi taktığımız yere kadar geldim iki tane zincirimi çekiyorum bir tane trabzanımı atlıyorum. Burada arkadan almışız. Bakınız bir tanesini atlıyorum. Diğerini yandan alıyorum. Tıpkı devam eder gibi. Şöyle görelim. Ardından atlıyorum. Yandan. İkinci iliğimizi de bu şekilde açtık. Diğer iliklerimizi de aynı şekilde açalım. Sırası ile lastiğimizi örerek aşağı doğru inelim. Bir arkadan Yanda. İliklerimizi çalıştık. Toplamda 1, 2, 3, dört tane iliğimiz oldu. Şimdi iliğimizin alt kısmını aynı şekilde örerek ilerliyoruz. Kenarda 4 trabzanımız vardı. Onları da ördüm. Bir arkadan, bir yandan. Arkadan, yandan, şekliyle hem arkamızı hem de yeleğimizin diğer düğme dikeceğimiz bölümümüzü örerek uç noktaya kadar gelelim. Lastiğimizin ikinci sırasını örerek geldim. Son trabzanımızın üzerine de direkt batalım. 1, 2, 3 defa da alıp bir zincirimizi çekip ipimizi buradan keselim. Yaka kısmına da hemen gri rengimizle örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum gri ile mavinin olduğu yerden başlayalım. 1, 2, 3. Her trabzan arasına bir defa batalım. İpimizi de şöyle götürelim aradan. Hiç atlamadan ilerliyorum. Her trabzan arasına birer tane. Giriyorum hiçbir yeri atlamadan trabzanlarımızı uç noktaya kadar örelim. Uç noktaya kadar geldim. Tığımın başını doluyorum. Tam şuradaki griyi de bir tane batarak örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Lastik yapmaya başlıyorum. Yandan giriyorum. Ardından yandan Ardından Yakamızın iki sırasını da örerek tamamladım. Şöyle arkadan görelim. Kolumuzun bir tanesini ben yapmıştım. İki sıra lastik olarak ördüm. Birinci sıra düz trabzanımızı örüyoruz. İkinci sıramızda bir yandan bir ardından alarak aynı hem önümüzde hem yakamızda yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz. Şimdi diğer kolumuzu sizlerle birlikte başlayalım ve aynı işlemlerimizi tekrar ettirerek tamamlayalım. Kol altından başlayalım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Kol altından geliyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum sırası ile ilerliyorum. Trabzanımın bulunduğu noktaya geçiyorum. İki tane trabzan örüyorum. Şöyle. Araya giriyorum. Çok fazla kol altını yığmıyoruz. Tığımın başında doluyorum. Trabzanlarımızın hepsinin üzerlerine birer tane trabzan örerek ilerliyorum. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı örerek tamamladım. Tam bitirmek üzereyim. Yine trabzanımın üzerine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1-2-3 Yandaki trabzanın Yine yan tarafından giriyorum. 3 defada alıyorum. Diğerinin ardından 3 defada örüyorum. Sıradakini yandan Bir sonrakini Ardından şekliyle yine lastik örgümüz örüyoruz ikinci sıramızı da örerek geldim yandan giriyorum en son ardından ve trabzanımın arasına geçerek batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra makasında kesiyorum kestiğimiz ipleri iç kısma şöyle alarak gizleyelim götürebildiğimiz kadar götürüp sonra kalanı da keserek temizleyelim Yeleğimizin kenar lastiklerini ördüm. En son 4 tane düğmemi diktim. Şöyle kollarımızı da aynı gri rengimizle örerek tamamladık. Ve lastik örgüsünü kullandık. Kabartmalı çıtır çıtır olan modelimizde çalışmış olduğumuz bu yeleğimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.